kripto para borsası BitGet Galatasaray'ın sponsoru oldu. Galatasaray BitGet kripto para borsası sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu. Fanatik editörü Yakup Çınar'ın aldığı bilgiye göre Galatasaray BitGet kripto para borsasıyla sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı ve 3 ay için 500 bin dolar kazanacak. Lider küresel kripto para borsası BitGet Galatasaray Spor Kulübü ile 2021 ve 22 sezonunun geri kalanı için sponsorluk anlaşmasına imza attı. Galatasaray ile yapılan sponsorluk anlaşması BitGet'i futbol ve basketbol takımlarında birden fazla platformda ve medya varlıklarında resmi kripto ortağı olarak gösterecek. İşbirliğinin basın toplantısı yakın zamanda Ali Samiyan Spor Kompleksi NEF Stadyumunda gerçekleştirilecek. BitGet CEO'su Sandra Liu, adanmış bir geçmişe sahip, lider bir Türk spor kulübü olan Galatasaray ile bu ortaklığı duyurmaktan son derece memnunuz. Türkiye, kripto sektörüne büyük ilgi gösterdi ve bu alanda eğitim ve bilgi paylaşımı fırsatlarına öncülük etmeye devam ederken, topluluğumuzu bu pazarda büyütmeyi dört gözle bekliyoruz. Blockchain ekosistemini büyütmeye ve kullanıcılarımıza değer katmaya devam etmek için her zaman benzer düşünen ortaklarla çalışmaya istekliyiz, açıklamasını yaptı. Domènec Torrent'ten Barcelona açıklaması. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. UEFA Avrupa Ligi E grubunu 12 puanla lider olarak tamamlayan Galatasaray son 16 turuna direkt katılmaya hak kazanmıştı. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olan ve kuraya seri başı olarak katılan Galatasaray son 16 turunda İspanyol ekibi Barcelona ile eşleşti. Bir dönem Barcelona'da çalışan Torrent, geçmişte Barcelona'da çalıştım. Yakından tanıdığım bir ekip, seçenekler açısından bizim adımıza en kötüsü oldu, ifadelerini kullandı. Domènec Torrent'ten Barcelona eşleşmesiyle ilgili ilk açıklama geldi. GSTV'ye kurayı yorumlayan Torrent şunları söyledi. Bizim için özel bir maç. Çok uzun süre Barcelona'da çalıştık. Barcelona'yı yakından tanıyorum. Kaleci antrenörümüz 22 sene Barça'da çalıştı. Ben de oradaydım. Taraftarı olduğumuz takım. Özel olacak ama kendimizi savunacağız. Elimizden geleni yapacağız. Güçlü takımlar vardı ama en kötü kurayı çektik. Napoli maçını izleyenler görmüştür. Barcelona son dönemde inanılmaz formda. Bizi çok şaşırtmayacak. Hem hücumda hem de savunmada ne kadar kaliteli olduklarını biliyoruz. Açıklamasını yaptı. Galatasaray için James Rodriguez sürprizi. Sezon başında gittiği Katar'dan ayrılma kararı alan James Rodriguez'in menajeri Jorge Mendes'in Avrupa'da takım aramaya başladığı belirlendi. Mendes'in yakın arkadaşı Campos ile temasa geçtiği ve Galatasaray yönetiminin transfere kaynak yaratabilmesi halinde sezon sonu teklif yapılacağı öne sürüldü. Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos ve yeni sportif direktör Pasquale Sensibile'nin yönetiminde önümüzdeki sezon için kolları sıvayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. El Rayyan formasını giyen dünyaca ünlü yıldız James Rodriguez'in sarı kırmızıların gündemine girdiği iddia ediliyor. Sezon başında gittiği Katar'da aradığını bulamayan Kolombiyalı futbolcu geçtiğimiz günlerde 5 ay sonra El Rayyan'dan ayrılıyorum. Müzesi kupalarla dolu bir takımda oynamak istiyorum açıklamasını yaparak gündemi sarsmıştı. James Rodriguez Avrupa'da takım aramaya başlayan menajer Jorge Mendes yakın arkadaşı olan Luis Campos'la görüşme yaptı. Campos'un James'le ilgili gelişmeleri Başkan Burak Elmas'a aktardığı ve kaynak bulunması halinde bu transferin gerçekleştirebileceğini ilettiği öğrenildi. Ekonomik anlamda hata yapmak istemeyen ve ince eleyip sık dokuyan Başkan Burak Elmas'ın durumu yöneticilerle görüşeceği ve ardından bir karar verileceği belirlendi. Daha önce Everton, Bayern Münih ve Real Madrid'de oynayan 30 yaşındaki James 10 numara pozisyonunda ve her iki kanatta görev yapıyor. Kariyeri boyunca 424 maçta 113 gol atıp 137 asist yapan Kolombiyalı futbolcu 82 kez Kolombiya formasını giyip 23 kez ağları sarstı. Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması. Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine gelen Domènec Torrent'in de koltuğu sallanmaya başladı. Sarı kırmızılı takımda yeni teknik direktör adayı olarak Okan Buruk gösteriliyor. Buruk, TV 100 yayınında Galatasaray'a yeşil ışık yakan bir açıklama yaptı.
Fatih Terim'in yerine göreve gelen İspanyol teknik adam, takımın başında çıktığı 5 lig maçında da galibiyet alamadı. İlk 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Torrent, son 2 maçta ise beraberlik aldı. Torrent, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında çıktığı ilk 5 maçta galibiyet alamayan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. Torrent'in bekleneni verememesi üzerine sarı kırmızılı taraftarlar takımın başına Bülent Korkmaz veya Okan Buruk'un gelmesini yüksek sesle ister duruma geldi. Bülent Korkmaz cephesi bu konuda sessizliğini korurken Okan Buruk'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Başakşehir'e tarihinin ilk ve tek şampiyonluğunu yaşatan Okan Buruk, gece saatlerinde TV100 ekranlarında Galatasaray tribününden gelen yorumcu Oğuz Altay'a konuştu. Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde: "Galatasaray bu durumu hak etmiyor ve onlarla kimse alay edemez. Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray'a gitmemi çok istiyor." Başarılı çalıştırıcının adı Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş, sezon başında ve Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası Fenerbahçe ile anılmış ancak resmi bir gelişme yaşanmamıştı. Okan Buruk'un yeni sezon içinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edilmişti. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu'ndan flaş VAR sözleri. Erman Toroğlu'ndan VAR hakemi Mete Kalkavan'a övgü dolu sözler. Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Göztepe Galatasaray karşılaşmasındaki hakem kararlarını değerlendirdi. A-Spor'da değerlendirmelerde bulunan Toroğlu, 4 penaltı kararı veren VAR hakemi Mete Kalkavan hakkında övgü dolu sözlerde bulundu. Erman Toroğlu, eğer VAR hakemi Mete Kalkavan penaltı kararlarını maçın hakemi Arda kardeşlere söylemeseydi Göztepe Galatasaray karşılaşması karakolda biterdi, dedi. Toroğlu, A-Spor ekranlarında yaptığı yorumlarda maçın VAR hakemliğini yürüten Mete Kalkavan hakkında övgü dolu sözlerde bulundu ve Kalkavan'ın hakem Arda kardeşleri uyardığı 4 penaltı kararının da doğru olduğunu söyledi. Erman Toroğlu, Mete Kalkavan hakkında, "Bugün bir şey söyleyeyim. Bu Mete Kalkavan'ı Galatasaraylılar hiç sevmezler ve hiçbiri maçlarında istemezler. Al, buyur Mete Kalkavan. Bugün sahanın en iyi adamı, maçın en iyi adamı. İki takım dahil, teknik adamlar dahil, futbolcular dahil, hakemler dahil. Sahanın en iyi adamı VAR'daki Mete Kalkavan'dı. Mete Kalkavan bu VAR hakemi görevini yapmasaydı bu maç karakolda biterdi. Bunu çok net söylüyorum. Sahada hakem olarak bu kadar başarılı değil ama bugün çok başarılıydı." İfadelerini kullandı. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sezon sonu gidiyor. Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızıların yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Galatasaray'ın 9 gol ve 6 asistle en iyisi olan Kerem Aktürkoğlu için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Almanya ve Fransa'dan sonra İngiltere'den de talebi çıkan Kerem'i Brentford yakından takip ediyor. Ali Dervişoğlu'nu kiraladığı Galatasaray'ın maçlarını izleyen İngiliz scoutlar Kerem'e hayran oldu. Brentford, 23 yaşındaki yıldızla ilgili Halil'den bilgi aldı. Halil, çok iyi anlaştığı Kerem'le ilgili olumlu referans verdi. Premier Lig ekibi Kerem Aktürkoğlu için sezon sonunda teklif yapma kararı aldı.